yüzü bugün size parlasın. Her birinize kendi lütfunun doluluğunu yağmur gibi yine bu sabah üzerinize dökün. Ta ki ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rab Mesih'te yenilensin ve tazelensin. Amin. Rab aramızdadır. Çünkü dedi nerede iki ya da üç kişi benim adımla bir araya gelirse ben onlarla birlikteyim. Burada üç kişiden fazla olduğumuza göre Rab bugün nerede? Aramızdadır. Peki Rab aramızdaysa bizi gözetliyor değil mi? Rab aramızdaysa bize bakıyor. Rab aramızdaysa bizim düşüncelerimizi kontrol ediyor. O zaman ne yapmamız lazım? Her an dememiz lazım ki şu anda belki Rab bana bakıyor. Öyleyse dikkatli olayım. Rab şu anda beni gözetliyor. Rab şu anda benim yanımda. Öyleyse oturuşuma, düşüncelerime, davranışlarıma dikkat edeyim. Ve Rab kendi sözüne hürmet edilmesinden daha ziyade başka bir şeyden hoşlanır mı? Hoşlanmaz. Bu yüzden de madem ki burada Rabbin sözü var, o zaman bütün fikrimizi nereye verelim? Rabbin sözüne. Rab şimdi bana ne diyor? Rab benimle ne söyleşiyor? Rab bana bugün ne anlatmak istiyor? Rabbin kelamının bugünkü mesajı nedir diye yüreklerimizi açalım sevgili kardeşler. Ta ki o açılmış olan yüreklerine kutsal ruh gelsin, dokunsun ve bütün doluluğuyla Rabbin ruhu aramızda işlesin. Bugün vahiy 21. bölüme geldik. Yepyeni bir sayfa açılıyor. Artık o eski günlerin hepsi geçmiş durumda. O karanlık günler, şeytanın denetiminin sürdüğü günler, sıkıntıların, acıların, ölümlerin, yasların olduğu günler, onların hepsi geçmiş durumda. O yüzden de vahiy 21. bölümde Yuhanna görünümlerini görmeye devam ediyor ve diyor ki bundan sonra, neden sonra? Ölülerin yargılanma işleri bitmişti ve şimdi görüm, yeni bir görüm Yuhanna Resul'e geliyor. Yuhanna Resul'ün burada gördüğü görüm nedir? Yeni bir yeryüzü ve yeni bir gökyüzünün yaratılışı. Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Rab vaadinde sadık olandır sevgili kardeşler. Rab daha önceden vaat etmedi mi? Bu gördüğünüz her şey ortadan kalkacak diye. Rab okuduğumuza bakıyoruz. Markos 13. bölüm 31. ayeti açtığımızda öğrencilerle konuşurken Markos 13. bölüm 31. ayette ne söylüyordu İsa Mesih? Size doğrusunu 30. ayetten okuduğumuzda size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak. Ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacak. Ve böylelikle yerin ve göğün ortadan kalkacağını Rab İsa Mesih öğrencilerine söylemiştir. Öyleyse Rabbin söylediği her bir sözün gerçekleşmesi lazım. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bakın, yer ve gök geçecek ama sözüm geçmeyecek. Bu ne demektir? Söylediğim her bir söz gerçekleşecek ve yerine gelecektir. Amin. Çünkü Rabbin daha önceki çağlarda da söylemiş olduğu sözler var. Elimizdeki şu kitap denenmiştir her şeyle sevgili kardeşler. Ve söylenen bütün sözler yerine gelmiştir. Çünkü iman ettiğimiz Tanrı önce söylüyor, sonra söylediklerini yerine getiriyor. Ve böylelikle de yaşayan diri Tanrı olduğunu ve her şey üzerinde egemenlik sahibi olduğunu ne yapıyor? İşleriyle ilan ediyor. Bundan dolayı da elimizdeki kelam güvenilir olan kelamdır. İnandığımız Tanrı güvenilir olan Tanrı'dır. Diyemeyiz ki nereden bileceğiz? Eğer bugüne kadar söylenenlerin hepsi olduysa olacakların garantisidir. Olacakların garantisidir.
Böyle bir devam isabesi söyledi. Aynı şekilde Petrus'un mektubunu okuduğumuzda, Petrus'a mektubunda 2. bölüm 3. ayette ne söylüyor? Diyor ki 7. ayette itibaren, şimdiki yer ve göklerse ateşe verilmek üzere aynı sözde saklanıyor. Tanrısızların yargılanarak mahvolacağı güne dek korunuyorlar. Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki Rabbin gözünde bir gün, bin yıl, bin yıl, bir gün gibidir. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez. Nuh'un günlerinde de Rab vaat etmişti ve söylemişti tufan gelecek. Ama insanlar Nuh'la alay ettiler. Nuh'la dalga geçtiler. Yıllar geçti, Nuh gemiyi inşa etti, hiçbir şey olmuyor. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl. Herkes nerede Nuh? Senin Tanrı'nın vaatleri nerede diye düşünüyorlardı. Ve yaklaşık 120 yıl geçti. Ve insanlar dediler, nerede Rabbin sözü? Ama vakit tamam olduğunda o sözün nerede olduğunu bütün uluslar gördüler. Fakat iş işten geçmişti, Nuh tufanı olmuş ve herkesi yok etmişti. Sadece bu söze iman edenler kalmışlardır. Öyleyse kardeşler, hiçbir şeyin bizi aldatmasına, bizi ayartmasına ve Rabbin kelamından bizi uzaklaştırmasına izin vermeyelim. Çünkü ayartıcı her zaman işleyecek. Nerede diyenler çoğalacaklar. Bunlar boş hikayedir diyenler artacaklar. Kendi akıllarına, fikirlerine göre yürüyenler etrafımızı kuşatacaklar. Yalancı bilgileriyle beynimize işleyecekler. Onlara inanmayın. Çünkü tek gerçek var. Burada Rab'in sözüdür. Rab vaadini yerine getirmekte geçmez. Ama size karşı sabredin. Ha öyleyse, o nerede diyenlere şunu demek lazım. Senin gibiler için sabrediyor. Nerede diyenler için. Hani ya Rabbin günü nerede? Nerede? Hani ya son gelecek, şu olacak, bu olacak. Asırlar geçti, milyonlarca yıllar geçiyor, bir şey olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü senin kurtuluşun istiyor. O yüzden de Rab geciktiriyor, geciktiriyor. Bizim gibi aceleci değil ki. Çünkü Rab kimsenin mahvolmasını istemiyor. Rab kimsenin yok olmasını istemiyor. O yüzden de gazap günü geciktikçe gecikiyor. Ta ki herkes kurtulsunlar. Bakın çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Rabbin iradesi bu. Herkes, Rabbimiz kurtarıcımız İsa Mesih'in isminde tövbe etsin. Ve İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak hayatında yüceltsin, canını, ruhunu ve bedenini Rab İsa Mesih'in ellerine teslim etsin. Ama Rabbin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak. Maddesel öğeler yanarak yok olacak. Yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecektir. Bu beğendiğimiz, bu hayran kaldığımız hiçbir şey kalmayacak. Hepsi gidecek. Bundan dolayı da devam ediyorum. Her şey böylece yok olacağına göre sizin nasıl kişiler olmanız gerek? Soru. Sizin nasıl kişiler olmanız lazım? Madem ki her şey yanıp yok olacaksa. Peki yanıp yok olacak şeylerin peşine takınıp gitmemiz mi gerek? Onlara ümit bağlamamız mı gerek? Onların tadını çıkarmamız mı gerek? Yoksa daha iyi ve daha kalıcı olanı beklemek mi gerek sevgili kardeşler? Tanrı'nın gününü bekleyip, o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı, Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak. Maddesel öğeler şiddetli ateşle eriyip gidecek. Ama biz Tanrı'nın vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni gökleri ve yeni yeryüzünü bekliyoruz diyor. İmanlılar neyi bekliyorlar? İşte bütün bu yanıp yok olacak dünyaya ümit bağlamıyorlar.
Tanrı'nın vaadiyle. Ve başka bir yerde diyor ki, mimarı ve yapıcısı Tanrı olan kutsal kenti bekliyorlardı. Buradaki binaları insanlar yapıyor, biz yapıyoruz. Bu binaların görkemine bakıyoruz. Ya ne harika bina. Bir yerde de İsa Mesih'e öğrenciler öyle geldi gösterdiler. Hocam dediler, öğretmenimiz bak bak şu binaya bak ne harika değil mi? İsa Mesih ne söylemişti? Burada taş üstünde taş kalmayacak. O binalara bakmayın. Dünyanın geçici güzelliğine değil. Ama Tanrı'nın bir fiil kendi eliyle hazırlanmış olduğu harika bir gelecek var senin ve benim için. İşte diyor ki, evet Rabbin vaadi uyarınca, Rabbin sözü uyarınca ne oldu? Her şey geçti ve bundan sonra şimdi bir şey gördüm. Rab kalanlar için, ikinci ölümden kurtulanlar, adı ebedi yaşam kitabında yazılanlar için Rab yeni bir şey yapıyor. Ne söyledi İsa Mesih? Ben gidiyorum. Size yer hazırlamaya gidiyorum. Gidip yer hazırlarsam benim olduğum yerde olasınız diye tekrar geri geleceğim ve sizi hazırladığı o yerlere götüreceğim. Bak senin için uğraşan, senin için kaygı çeken, seni göksel vatandaşlığa layık gören bir Mesih var. Öyleyse yapılması gereken nedir? Bu Mesih'in ardı sıra gitmek. Yapılması gereken şey göklerde olan, yer ve gökyüzünde her şey üzerinde egemenlik süren İsa Mesih ardınca gitmek ve onun sözüne tabi olmak. Çünkü ondan öte kurtuluş yok. Ya Rabbi, kurtuluşum sensin. Senden öte bana kurtuluş yok. Senden öte bana iyilik yok. Kimden öte? Rab Mesih'den ötedir. Evet, yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Bakın Kelam ne söyledi biraz önce? Petrus mektubunda her şey dedi ateşle yanacak ve yok olacak. Niçin öncekiler ortadan kalkıyor? Ta başlangıcı hatırlayalım. Adem'in günlerinde hatırlayalım. Adem ve Havva günah işlediğinde Tanrı ne söylemişti? Senin yüzünden yeryüzü lanetlendi değil mi? Demek ki lanetli olan yeryüzünün ortadan kalkması ve Rab adıyla kutsanmış olan lanetin hüküm sürmediği, lanetin lekelemediği, kirletmediği bir yer Tanrı tarafından hazırlanıyor. Ki senin ayakların kutsal yerlere bassın. Çünkü Tanrı kendi kutsal mabedini de İsrail halkının arasında yaptığı zaman veya kendi izzetini gösterdiği zaman ne söylüyordu? Ayağını çıkar, ayakkabını çıkar. Çünkü bulunduğun yer kutsaldı. Benim huzuruma böyle gel. Öyleyse şimdi Rab kendi evlatlarını o yaşam kitabına adı yazılanları nasıl bir yerde gezdirmek istiyor? Lanetin olmadığı. Bu yüzden de yeryüzü ve doluluğu ne olacak? Ateşle yanıp yok olup gidecek. Önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Şimdi burada bir soru aklımıza gelebilir. Güzel yeryüzü ortadan kalkıyor da gök niye kalkmıyor ortadan? Gök niye kalkıyor ortadan? Gökyüzünde kimler vardı? Cinler vardı. Havarisikler vardı. Çünkü onlar da muhtardır. Rab'be karşı gelen ordular var değil mi? Hava reislikleri diyor kutsal kitap. Demek ki onlar da birçok yerlerde dolaşıyorlar, ediyorlar, geziyorlar. Onların da dokunduğu her yer murdar ve kirlenmiş görüyorlar. Diyor ki madem ki şeytanı cin ordularında bağlayıp dipsiz derliğe atıyorum. Öyleyse onların dokunduğu, dolaştığı gökleri de ortadan kaldıracağım. Gökleri de yenileyeceğim ve tazeleyeceğim. Yani murdara ait hiçbir şey gözümün önünde durmayacak. Ve hepsini yenileyeceğim. Sonra diyor ki, deniz de yok artık. Şimdi yeryüzünü anladık, gökleri anladık. Niye özellikle diyor ki, deniz de yok artık?
Yani denizi çok sevenlere size ceza, artık deniz meniz görmeyeceksiniz. Çünkü zaten siz terlemeyeceksiniz. Güneş de sizi yakmayacağı için denize girme ihtiyacınız da yok. Öyle mi böyle acaba? Mesela insanların denize girme meselesi. Veya da akşamleyin deniz kıyısında oturup ay ışığından vurduğunda görünce bak bu ne için? Romantik bir havadan etkilenip de kafan karışmaz mı diye mi denize ortadan kaldıracak? Ne dersiniz? Biliyor musunuz? Deniz her zaman güzel şeyleri çağrıştırmaz. Eğer bir evladın, bir yakının denizde öldüyse, denizde boğulduysa, o denize baktığında hiç iyi bir şeyden düşünmez. Ama başka bir şey bilir. Denizden çıkan canavar da yok oldu gitti. Fakat bir şey var, Tanrı'nın kelamını açalım. Mika 7. bölüm 19. ayete şöyle bir bakalım. Orada ne söylüyor Tanrı? Mika 7. bölüm 19. ayet. Neredeydi Mika? Mika. Mika peygamberi bulayım. Mika 7. bölüm 7. bölüm 19. ayet. Şöyle diyor. Bize yine acıyacaksın. Çiğneyeceksin suçlarımızı ayak altında. Bütün günahlarımızı denizin dibine atacaksın. Günahları nereye atıyor? Denizin dibine atıyor. Öyleyse deniz ne olmuş? Kirlenmiş. Deniz günahla dolu. Öyleyse ne olması lazım? Günahı çağrıştıran, seni suçlayacak her şeyin ortadan kalkması lazım. Seni bir şey sürdü çıkaramayacak. Çünkü Rab seni temizliyor. Ve günahın bütün izlerini Rab siliyor ve yok ediyor. Amin. Bu yüzden yeryüzü lanetlenmiş, gökler lanetli, deniz günahla dolu, her şeyi ortadan kaldırıyor ve yepyeni yapıyor. Ateş ve kütürle yakıp eritiyor. Artık denizde yok. Peki, acaba burada şu soru soruluyor. Bazen deniliyor ki, acaba yine bu dünya olduğu gibi kalacak da bu dünyanın her şeyi ateşle eritilecek, yanacak, nasıl ki altın potaya atılır, orada cürufu çıkarılır, yeniden bası elde edilirse acaba Tanrı da ateşle yakacak, her şeyi eritip yeni baştan bu dünyayı mı yaratacak? Yoksa bu dünyayı ortadan kaldıracak, ondan sonra yepyeni bir dünya mı yaratacak? Ne fark eder? Bunun üzerine düşünmeye ne gerek var? Böyle basit hesaplar yapmanın ne anlamı var? İsterse hepsini ortadan kaldırsın, yenisini yapsın, isterse yaksın, eritsin ve var olanla yeni bir şey çıkarsın. Önemli olan temizlenmesi. Önemli olan kutsallarına layık bir kutsal ülkenin hazırlanması Rab tarafından sevgili kardeşler. Bu yüzden de bu basit hesapların üzerinde durmamak lazım. Tanrı'nın verdiği mesaja bakmak lazım. Tanrı yeniliyor. Şimdi her şey eriyip yok olduktan ve sonra Tanrı'nın mimarı Tanrı diyor bakın. Tanrı'nın mimarlarıyla yeni bir düzen kurulduktan sonra yenidir. İster bu dünya. İster yok olmuş, yeni bir şey. Fark eden bir şey yok. Her şey yine Tanrı'nın sözüyle yaratılmadı mı? Her şeyin sahibi yine Tanrı değil mi? Önemli olan yeni bir şeyin yaratılması ve günahın izinin orada olmamasıdır. Kutsal kentin yeni Yeruşalim'in gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördü. Şimdi bir şey daha görüyorum. Evet, her şey yok oldu. Yeni yer, yeni gökyüzü ama şimdi bir şey gökten süzülerek iniyor. Ve inerken de diyor, yeni Yeruşalim'in gökten indiğini gördüm. Güvey için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi diyor. Burada hemen yine bir parantez açalım. Çünkü burada da iki türlü yorum yapılıyor. Deniliyor ki efendim işte süslü gelin gibi dediği gelin kimdir? Mesih'in kilisesidir. İmanlılar topluluğu,
adı Yaşam kitabında yazılmış olanlar. İşte Yeruşalim dediği o mukaddeslerin, kilisenin gökten indirilişidir. Bu yeni yaratılmış olan yeryüzüne diyor. Fakat ben bu türlü pek anlamıyorum, anlayamıyorum. Çünkü bir Yeruşalim'den bahsediyor, bir yerden bahsediyor. Öyleyse daha sonraki ayetlerde de Yeruşalim hakkında anlatıyor, Yeruşalim güzelliği. Fazla ruhani derinliğe dalıp da özü kaybetmemek lazım bence. Bu bir kenttir. Yeruşalim. Çünkü evet Tanrı da kulların ortasında yaşayacak. Tanrı da bir yerde yaşayacak. Tanrı'nın konutu diyor insanların arasında olacak. Öyleyse bir konut var. Konut varsa bu Yeruşalim denilen yer de Tanrı'nın konutudur. Ve gökten diyor gelin gibi bir benzetmedir. Geline benzetiyor. Kutsallığıyla, aklıyla, saflığıyla indiğini gördü. Gelin gibiydi. Peki Yeruşalim ne demek? Yeru kelimesi gökten gönderilmiş olan demektir. Gökten atılmış, gökten verilmiş veya gökten fırlatılmış, gökten aşağıya indirilmiş demektir Yeru. Salem ise selamet demektir. Yani demektir ki gökten aşağıya indirilmiş selamet. O yüzden de Yeruşalim selamet kenti olarak adlandırılıyor. O yüzden de diyor ki adalet ve Yeruşalim'den çıkacak diyor eski ayette. O yüzden hep Yeruşalim'i merkez gönderiyor. Yeruşalim simgesel olarak bu dünyada koyulmuş ama asıl manası gökten aşağıya indirilen selamet şehrinde. Ve orada selamet ırmak gibi akacak diyor. Nereden selamet ırmak gibi akacak? Yeruşalim'den, gökten indirilmiş olan o kentten. Çünkü Tanrı selamet Tanrısıdır. İsa Mesih selamet Rabbidir. O yüzden de yeni Yeruşalim ne gelecek? Demek ki selametin bilbur gibi akacağı bir kent. Ne yapılmış? Yeni yaratılmış olan yeryüzünün üzerine gelecek. Bugünkü Yeruşalim'den çok farklı, çok büyük bir kent gelin gibi gökten süzülecek ve oradan ne akacak umutlara? Yaşayanlara, ebedi yaşamı elde etmiş olanlara selamet akacak. Ve herkes Yeruşalim'den, o tahtın altından çıkan bilgur gibi sudan içtikleri zaman neyle dolacaklar? Hep selamet, hep selametle dolacaklar. Ve diyor, tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasında. Burada dikkat edin. Şimdi Tanrı'nın konutu nerede? İnsanların arasında. Bu size hiçbir şey çağrıştırıyor mu? Daha önce Tanrı ne demişti? Tanrı'nın konutu neredeydi? Tahtı göklerdedir. Yeryüzü ise şimdi ne oluyor? Artık Tanrı demiyor ki tahtım göklerdedir, yeryüzüne ben ayaklarımın basamağı demiyor. Tanrı'nın konutu onların arasındaydı. Artık ayaklarına basamak olan yer yok. Çünkü Tanrı öyle bir konut kuruyor ki diyor bu halk benim halkım. Benim ayaklarımın basamağı değildir artık. Öyleyse Tanrı ne yapıyor? Bütün o alçak gönüllülüğüyle, sevgisinin doluluğuyla ne yapıyor? O yüceliğini bir tarafa bırakıyor ve konutunu insanların o gün ebedi krallığı elde edenlerin arasında kuruyor. Yani düşünün ki burada ve Tanrı diyor ki ben burada oturacağım. Tanrı nerede oturur? Kutsal bir yerde oturur. Tanrı'nın cemaatinde Tanrı oturur. Mezmurlar da öyle söylüyor. Tanrı'nın cemaatinde. Bu şunu gösteriyor. Madem ki Tanrı'nın cemaatinde Tanrı oturuyorsa o gün ebedi krallığı elde edecek olan sizler ne diye çağırıyorsunuz Tanrı'nın önünde? Tanrı'nın cemaati. Tanrı'nın halkı. Bu yüzden de Petrus mektubunda diyor kardeşler ne gibi adamlar olmamız gerektiğine dikkat edin. Tanrı'nın bizim için harika planları var. Bunlar basit planlar değil. Bunlar basit sözler değil. Tanrı komutunu aramızda kuracak. Ve bizimle birlikte olacak. İşte diyor Tanrı'nın komutu insanların arasında. Tanrı
onların arasında yaşayacak. Şimdi Tanrı bizim aramızda değil mi? Elbette ki bizim aramızda. Tanrı bizimle değil mi? Elbette ki bizimle. Fakat o günkü beraberlik farklı bir beraberlik. Onu İsa Mesih'i bütün tanrısal izzet ve dolulukla dolu olarak yanında göreceksin. Canlı göreceksin. Bütün kutsallığıyla. Her şeyiyle göreceksin. Evet. Nasıl ki İsa Mesih dağa çıktığında Petrus'u Yuhanna'yı yanına alıp da dağa çıktığında birdenbire İsa Mesih'in görünümü değişti ve yüzü diyor izzetinde parlayan güneş gibi olduysa, işte o izzetinin doluluğuyla dirilişten sonra aldığı o tanrısal dolulukla göreceksin. Peki sen nasıl bir bedende olacaksın? Tanrı kelamı diyor ki bizi kendi bedeninin benzeyişine dönüştürecek diyor. Yanılmıyorsam Filipinlere yazılan mektuptaydı bu. Filipinler mektubunu bir bulalım. Orada bakalım ne söylüyordu Tanrı kelamı. Filipinlere yazılan mektup. Mektup nerede? Üçüncü bölüm. Filipinlere yazılan mektup. Üçüncü bölüm. 20. ayetten itibaren okursak şöyle söylüyor. Diyor ki, oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan kurtarıcıyı Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. O her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip ne yapacakmış? Hangi bedenleri? Zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecek. Zavallı bedenlerimiz ne yapacak? Değiştirecek, kendi yüce bedenine benzer hale getirecek. Mesih'e benzer olacaksınız. İstemiyor musunuz? O görkemli varlığın benzeyişine bürünmek istemez misiniz? Öyleyse kardeşler, ne yapalım? İmanı başlayan ve tamamlayan Rab İsa Mesih'e bakıp onun ardınca yürüyelim. Evet, o aramızda yaşayacak. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Tanrı nerede bulunacak? Onların arasında. Onlar kim? Onlar dediği kim? Biz. Kendine diyemiyoruz yani ben. Ben burada olacağım. Bu yer ben için hazırlanıyorum. Rabbi benim için hazırlıyor. Ben orada olacağım. Ben benzerliğe dönüşeceğim. Mesih'in benzerliğine bürüneceğim. Ve Mesih ile beraber olacağım. Bütün bu güzellikleri Tanrı benim için yaratıyor. Çünkü Tanrı beni seviyor. Tanrı beni seviyor. Demelisin. Bu sana sevinç vermeli. Eğer ki yüreğin ezilmişse, sıkıntı içindeysen, kaygıların varsa, korkuların varsa, üzüntülerin varsa şimdi bu sözü iyi dinle. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Sıkıntı içerisinde olduğunu düşün. Çaresizlik içerisinde. Dostun da yok, seni anlayan da yok. Gözlerinden yaş akıyor. Birinin gelip de sana sarılması, sana dokunması ve elini uzatıp yumuşakça yavaşça incitmeden gözünden yaşlarını silmesi ve sana sakın ağlama, buna dayanamam demesi nasıl bir şey, ne dersiniz? Valla çok duygulanırsınız değil mi? Hislenirsiniz, etkilenirsiniz. Çok romantik mi oldu, ne oldu? Çok mu derine daldık? Ama bu işin gerçeği bu. Böyledir, ne diyor? Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Size şunu söyleyeyim. İsa Mesih çok duygusal bir. Çok duygusal bir. Herki bugünkü anlamıyla romantik demek belki biraz anlamını aşar. Ama duygusal bir. Çok duygusal. Çünkü birisinin canı acıdığında İsa'nın da canı acıyordu. Birisi üzüldüğünde İsa da üzülüyordu. Birisi ağladığında İsa da ağlıyordu. Demek ki yüreği merhametle doluydu.
ve ağlıyordu ve kendi yetkisini orada kullanıyordu. Onların anlayışına diyor dayanamadı, yüreği inledi. Ve sonra Meryem'e ve Marta'ya dedi, nerede sizin kardeşiniz? Mezarı bana gösterin. Ama bir İsa ağladı. Çünkü oradakilerin anlayışına dayanamadı. O iki kız kardeşin orada yalnızlık içerisinde sahipsiz kalmalarına dayanamadı. Anneye de acıdı. Anneye de acıdı, evet. İsa acıyor. İsa'da merhamet var. Peki İsa tesellinin kaynağı değil midir? İsa peygamber de diyor, seni teselli edecek olan benim, senin tesellilerin benden olur diyor. Teselli edende ne vardır? Merhamet vardır. Teselli edende ne vardır? Sevgi vardır. Teselli edende ne vardır? Sahiplenmek vardır. Öyleyse bu sevgi, bu merhamet, bu sahiplenme ne yapar? Yavaşça gözyaşlarını siler. Orada onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Halleluya. İnsanların en büyük korkusu bu. Ölüm korkusu. Ve insanların kaçamadığı tek düşman bu. Ölüm. Ölümün pençesinden kimse kurtulamıyor. Ama biz Korintoslar kitabını okuduğumuz zaman Korintoslar kitabında 15. bölümde ne söylüyordu? 1. Korintoslar 15. bölümde ey ölüm zaferin nerede? Ey ölüm senin dikenin nerede? On beşinci bölüm 55. ayette. Yukarıdaki ayette okuduğumuz 54'ten çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyince ölüm yok edildi, zafer kazanıldı diye yazılmış olan söz yerine gelecektir. Ölüm yok ediliyor artık. Ölüm yok. Ne kadar yaşayacaksınız? Hesap yok. Hesabı yok yaşamda. Rab sana sonsuz bir yaşam vermek istiyor. Seni sonsuz bir yaşam için yarattı Tanrı. Ama şeytan hilesiyle, kurnazlığıyla bu sonsuz yaşamı senden çaldı. Şimdi Tanrı ne yaptı? İsa Mesih de tekrar seni ziyaret ederek şeytanın senden aldığını sana verdi ve tekrar seni sonsuz yaşamla onurlandırıyor. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne anlayış, ne de ızdırap olacak. Bunların hiçbiri olmayacak. Ağlamayan insan var mı? Yas çekmeyen insan var mı? Izdırap içinde olmayan insan var mı? Hiç yok. Hiç yok. Bunların olmadığı bir yer istiyor musun? Bunların olmadığı bir yeri İsa senin için hazırlıyor. Ve günü geldiğinde iman edenlere bunu verecek sevgili kardeşlerim. Ve devam ediyor. Tahta oturan işte her şeyi yeniliyorum dedi. Evet, her şey artık yenileniyor. Eskiye ait hiçbir şey kalmıyor kardeşler. Yepyeni bir yaratılış, yepyeni bir düzen, yepyeni bir sistem. Tanrı'nın konutunun aramızda olduğu bir sistem. Öyleyse biz imanla bunu beklemeliyiz. Biz imanla bunu arzulamalıyız. İmanla bunu istemeliyiz. Niçin bunu kaçıralım? Niçin bunu kaybedelim? Mesih sevgisiyle bize bunu vermek istiyor. Tahta oturan, işte her şeyi yeniliyorum dedi. Sonra yaz diye eklerdi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçek sözler. O yüzden yaz, yaz ki okusunlar ve okudukları şeye iman etsinler, imanla benim ardımca yürüsünler. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Bana tamam dedi. Tamam diyen kimdir? Rab. Rab İsa Mesih'tir. Her şey onunla başladı, her şey onunla yok olacak. Tamamlayacak ve son kararı verecek olan kimdir? Kurtarıcımız yaşayan diri İsa Mesih'tir. İsa Mesih haç üzerinde o kurban görevini yaptığı zaman da haçta çivilenmişken ne söyledi? Şimdi tamam oldu. Öyleyse gerçek kararı veren kim? Karar mercisi İsa Mesih'in kendisidir sevgili kardeşler. Ve diyor tamam. Her şey tamam. Alfa ve Omega.
Başlangıç ve son ben. Alfa, Omega. Grekçe harflerin başlangıcı ve sonu. Yani yaşamın başı da benim, sonu da benim. Yaşam benimle başladı, olsun dedim, şimdi ise tamam dedim ve geçmiş yaşamı yok ettim, yeni bir yaşam sayfası açtım. Peki, nerede açıyor yeni bir yaşam sayfasını? Sayfaların en sonunda açıyor. Sayfalar bitiyor. Yeni yaşam da bitiyor. Bak bir sayfa kaldı. Göksel Gerişalim'i anlatıyor. Göksel Gerişalim'in sevincini veriyor ve sayfa bitti. Orada daha anlatacak bir şey kalmadı. Bundan sonra anlatılacak ne var? Bir şey yok. Oraya gidip gözlerimizden görmek kaldı geriye. Aleluya! Amin! Amin! Aleluya! Ama nereyle başladı? Birinci sayfa? Başlangıç. Başlangıç nereyle başladı? Yaratılışla başladı değil mi? Bu dünyanın yaratılışıyla başladı. Bu dünyayla başladı ve bu dünya içerisinde bizi gezdirdi, bizi dolaştırdı, aldı, eğitti, öğretti, yetiştirdi ve göksel olan dünyaya getirdi ve sayfayı kapattı. Ne harika bir kitap. O kadar şanslısınız ki bu kitabı anlayabilirsiniz diye Tanrı sizin anlayışınızı açtı. Elinde olup da bu kitabın kıymetini bilmeyen çok var. Elinde olup da bunun sırrına erişmemiş olan çok var. O yüzden de ne mutlu size. Ne mutlu diyor, bu sırrı sana açan babamdır diyor. Evet işte bu sırrı açan bize babadır, göksel babamızdır. Bizim Tanrımız olmayı kendine uygun gören, inayetiyle bize ebedi krallığı veren güzel baba. Şimdi tamam oldu diyor. Alfa Omega. Başlangıç ve son benim. Susayan yaşam suyunun pınarlarından, susayana yaşam suyunun pınarlarından ne vereceğim? Karşılıksız yaşam suyu vereceğim. Yaşam suyu ne demek? O ebedi yaşamın doluluğunu, kutsalın doluluğunu verecek. Ki o ruhun doluluğunda ne yapalım? İsa Mesih'in elinden ebedi yaşam sevincini almış olarak onunla tadalım ve sonsuzluğun tadını alalım. Ve böylelikle de ne ölüm, ne yas, ne ağlayış, ne ıdrar, hiçbir şey olmayacak. Gözyaşları silinecek. Artık ne baş dönmesinden bahsedeceksin, ne karın ağrısından bahsedeceksin, ne kolesterolden ne de tansiyondan. Öyle bir diyar ki Rab onların hepsini sildiği için hiçbir olmayacak. Artık demeyelim baş ağrısından öleyim de kurtulayım. Ölsen kurtulamayın, ölsen daha beteye gideceksin belki. O yüzden gittiği yer daha kötü olursa diyeceksin keşke orada kalaydım da baş ağrısını çekmiştim. O yüzden de Rab şimdi sana öyle harika bir şey yapıyor ki bunlar artık anılmayacak sevgili kardeşim. Çünkü niye? Senin bedenin Mesih'in bedenine dönüştürülecek. Ne diyor? Bu zavallı bedenlerimizi. Hakikaten bu beden zavallı. Bu zavallı bedenler Mesih'in bedenine dönüştürülecek. Bu yüzden de Mesih'te ne varsa sende de olacak. Mesih'in kudreti neyse Mesih kudretini sana yansıtacak. Senin ışığın olacak. Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun tanrısı olacağım, o da bana oğul olacak diyorlar. Ve böylelikle mührü koyuyor. Ama her zaman amayı okuduğunuzda dikkat edin. Bir ters bir şey var. Amanın arkasında iyi haber gelmez. Ama korkak, İmansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür ve ikinci ölüm budur. Cehennem. İkinci ölüm. Cehennem budur. Korkak. Neden korkak diyor? Çünkü daha önceki bölümleri okudu.
O bölümleri okuduğumuzda şeytanın egemenliğini anlatıyordu değil mi? Yalancı peygamberden bahsediyordu. O yalancı peygamberler gelecek. Ejderha kendi krallığını kuracak, damgasını vuracak. Eğer onun sözüne gitmezsen alışveriş yapamayacaksın, yaşayamayacaksın, ayakta duramayacaksın. O yüzden Rab diyordu ki hayır direnin, korkmayın, yılmayın. Sizin canınıza saldıracaklar, canınızdan vazgeçin. Demek istiyor ki, kim ki o gün benim sözüme güvenmedi, korkuya kapıldı, yaşam uğruna bu dünyadaki bedenini kaybetmesin diye beni inkar eden o korkaklardan ya, onlar giremeyecekler. Mesih'in adını anmaktan utanan korkaklar var ya, Mesih'in ismini söylemekten çekinen, çünkü ne diyor kelam? Canını kazanan onu kaybedecek. Bu yüzden de sevgili kardeşler, her zaman içinizde diri şehadetiniz olsun. İsa Mesih'e ait olduğunuzu söylemekten çekinmeyin. Buradaki korkaklık sözü, korku sözü, size şunu söyleyeyim, fareyi gördüğün zaman fareden korkmak değildir. O başka bir korkudur. O doğal korkudur. Veya da bir yerde kavga var, kaçarsın, korkar kaçarsın, başıma bela gelir. Bu korku değildir. Mesih'in isminden dolayı korkuya kapılma. Yani şimdi Mesih'ten bahsedersem adamlar beni döver, adamlar beni öldürür, işsiz kalırım, parasız kalırım, evsiz kalırım. Bu korkuyu Rab sevmiyor. Yoksa diğer o insani zayıflıktan gelen korkudan bahsetmiyor. Bu yüzden de Rab'bin gözünde hiç sevilmeyen bir şey. Çünkü Rab kendi canını ne dedi? Ben seve seve canımı veririm. Madem ki kendi canını haç üzerinde bizim uğrumuza seve seve verdiyse, bizim de ne yapmamız lazım? Yeri geldiğinde seve seve vermemiz lazım. İstenilen budur. Yoksa diğer dünyasal korkular değildir. İmansız. İman neydi? Görünmeyen şeylerin varlığından emin olmak, güvenmek. İmansızlık güvensizliktir. Burada yazmış, burada vaatlerde bulunmuş ama inanmıyorsun. Güvenmiyorsun Tanrı'ya. Tanrı'ya güvenmemek, onun sözüne güvenmemek en büyük hakarettir Tanrı'ya. Bugün insanların çoğu böyledir. O yüzden de bu imansızlığı ve seve seve günahta yaşayıp Tanrı'nın sözlerini reddedenleri Tanrı da ne yapacaktır? Reddedecektir. Bu kadar basit. İğrenç. Bu iğrençlik nedir? İmansızlık ne yapar? Tanrı'ya güvensizlik, tanrısızlık ne yapar? Çünkü Tanrı insana bir yol verir, bir yaşam biçimi verir, bir karakter verir. Ama imansızlık ne yapar? Tanrısal karakteri kabul etmez. Düşük karakterli insana ne desin? Ne iğrenç adam ya. Dersin değil mi? İğrençlik ondan geliyor. Çünkü niye? Yol bilmez, yoldan bilmez. Kendi bedensel bütün arzularının peşinden gider ve kural tanımaz. Tanrı ise kural tanrısıdır. Kurallar koymuştur ki o kurallar doğrultusunda yaşayasın. Ve diyor, adam öldüren. Öyleyse burada şunu düşünmek lazım. Tanrı ne yaptı? İnsanı kendi benzeyişinde, suretinde yarattı. Adam öldürmek için neyin olmaması lazım? Vicdanın olmaması lazım. Vicdanı Tanrı verdi. Onların vicdanları körelmiştir diyor. Demek ki vicdandan mahrum insanlar. Ve insana kıymet vermekten mahrum. Tanrı korkusundan mahrum. Öyleyse adam öldürme fikri, hayatı yok etme fikri kimden geliyor? Şeytandan geliyor. Ve şeytanın denetimi altında olan. Ve böylelikle de onursuzlukla Tanrı'nın yarattığı canı yok etmek isteyen ve yüreğinde sevgisi olmayan ruhla dolu bir kişi. Tanrı'nın gözünde bu doğru değil. Ve diyor fuhuş yapan. Nedir? Tanrı bir kural koymuştur. Bir erkek, bir kadın. Dememiştir ki bu erkekten bu erkeğe, bu kadından bu kadına her gün dolaşın. Tanrı böyle bir sistem kurmadı. Ama biz kutsal kitap okuduğumuzda ne diyor? Öyle günler gelecek ki insanlar evliliği bile reddedecekler. Ne yapacaklar? İşte biz daha önce okuduk. O şeytanın getirdiği sistem, şeytanın getirdiği düzen içerisinde her şeyden önce en büyük zina Tanrı'yı reddetmektir. Çünkü Tanrı diyor siz benimsiniz.
beni bırakırsanız bana karşı zina etmiş olursunuz. Bununla beraber fuhuş ise birisinin evlilik dışı sürekli kişilerden kişiye dolaşmasıdır. Bu ne yapar? Toplumun genel ahlak düzenini bozar. O yüzden de Tanrı kutsal kitapta söylüyor. Kadınlar için zinalarınızdan, kızlar için fahişeliklerinizden bıktım ve usandım diyor. Demek ki bir kadının ya da bir erkeğin evli olup da birisiyle ilişki kurmasını ne olarak adlandırıyor? Zina. Ama bekar bir kızın sürekli bir erkekten bir erkeğe, bir erkekten bir erkeğe gitmesine ne diyor? Fuhuş diyor. Fahişelik diyor. Ne diyor? Fuhuş yapar. Delikanlı için de öyledir tabii ki. Bu Rabbin gözünde kötü olandır. Çünkü niye? Tanrısal ahlak düzenini bozar. O yüzden de insanlar son günlerde ne yapacaklar? Evliliği reddedecekler. Evlenmeyecekler. Niye? Özgür olsunlar ve canları istediği zaman canları istediği kişiyle beraber olsunlar. Bugün Avrupa'da bu yaygınlaşmış. Yavaş yavaş doğuda da bu yaygınlaşacak. Bu tanrısal bir düzen olmadığı için ne yapıyor Tanrı? Bunu da yargılıyor. Ve büyücü. Büyücüler kimlerle işbirliği içindeler? Cinlerle. Büyücülük cin ruhlarıyla ilişki kurmaktır. Öyleyse cinlere dost olan Tanrı'ya düşmandır. Her türlü büyücü, falcı, bakıcı, müneccim, afsuncu bunların hepsi Rab'be mekruhtur. Çünkü her biri şeytanla işbirliği yapıyor. İnsan diyor kendi yaşayan diri tanrısı varken insan kendi tanrısına sormayıp da gidip cinlerden öğüt alır mı diyor. O yüzden de demek ki o da yargılanacak. Ve putperest ve bütün yalancılara gelince putperestlik. Şimdi eskiden putlar vardı, insanlar puta tapıyorlar ama şimdi modern putlar var. Ya kardeşim diyor Allah da budur, kitap da budur diyor. Ve böylelikle ne yapıyor? Kendi önüne parayı koyuyor, serveti koyuyor, gücü koyuyor, başka şeyleri koyuyor ve onu kendisine put yapıyor. Veya kadını koyuyor. Böyle bir türkü vardı, türkü müydü, şarkı mıydı? Sensiz cennet diyor, cehennemdir, bana mı bir şey diyor? Neyse, nasıl bir şey diyor, onları da bilmiyorum. Şimdi bunu herkes okurken duygulanıyor. Ha, seninle cehennem ödüldür bana diyor. Cehennemin ne olduğunu biliyorsa bak. Herhalde cehenneme gittikten sonra da şöyle söyleyecek. Ah kimin kızı beni yaktı ben. Seni nereden tanıdım da bu sözler söyledin şimdi cehennemde yanıyor. Görüyor musun? Bakın şeytan nasıl da arzu ve istekler getirip insanı donatıyor sevgili kardeşler. Seninle diyor cehennem ödüldür bana. Tabii ya sensiz cenneti ne yapayım diyor. İşte yani cennet sensin diyor burada. Yani şimdi bu belki abartılı bir şey söylüyor ama dünyanın genel düşüncesi budur. Cennet de bu dünyada diyor, cehennem de bu dünyada. Hayır sevgili kardeşler, hayır. Öyle değil. O yüzden de bugün bu cinlerden gelen öğretişleri reddedelim. Ve diyor bütün yalancılara gelince. Yalancı insan ne yapar? Tuzak kurar, aldatır, kötü amaçları için ve insanların ayaklarını kaydırır ve onlara zarar verir, onları yağmalar, onların iyi niyetini yağmalar, onları soyar ve böylelikle onların duygusallığını kullanır, onların saflığını kullanır, onların dürüstlüğünü kullanır ve her türlü fesat ve kötülük yalancı dudaklardan çıkar. O yüzden de Rab diyor yalan söyleyen dudakları diyor cezalandıracaktır. Çünkü yalan söz insanlar arasındaki barışı da kaldırır. Yalan söz insanlar arasında yıkım da getirir. Ve tanrısal o selamet düzenini yalan bozar. Bu yüzden de Tanrı onu da reddediyor. Bu gibi durumda olanlar ise diyor ne olacaklar? Kükür dayanan ateş bölümüne atılacaklar, ikinci bölüm budur. Onun için
öğüdünü veriyor, gökten inen Yeruşalim'i ve o sonsuzluğun güzelliğini anlatarak tekrar yeryüzünde yaşayıp bu günlerde bu kelamı okuyan bizlere Tanrı öğüt veriyor. Dikkat edin. Benim uğruma vazgeçeceğiniz çok şey var. Çünkü ben sizin uğrunuza çok şeyden vazgeçtim. O ki Tanrı'ydı, tanrısal gücünü, kudretini, tahtını bırakıp insan olarak aramıza geldi diyor. Şimdi aynı şeyi bizden istiyor ki bu dünyanın size zarar veren her şeyinden vazgeçin benim uğruma. Ve diyor beni bulan hayat bulur. Ben size sonsuz yaşamın pınarlarından size doya doya içirmek istiyorum. Sizin için hazırladıklarımı bir düşünün diyor. Böylelikle de diyor hazırladıklarımı ardınca gidin. Çünkü ben günü geldiğinde tamamlayacağım diyeceğim. O gün yapılacak bir şey kalmayacak. Öyleyse gelin sevgili kardeşler bu uyarılara dikkat edelim ve Tanrı'nın imanlılar için kendisini sevenler için hazırlamış olduğu o göksel Yeruşalim'in inişinde hazırlanmış olan göksel cennet diyarında hepimiz o gün hazır bulunalım. Amin. Rab her birimizin kutsalsın ve bereketlesin. Rabbin ruhu bütün doluluğuyla üzerimizde dolu dolu işlesin. Amin.